Finans gündeminden iyi akşamlar. Bu akşam saat 16.30'da Profesör Doktor İbrahim Halil Ekşi hocamızla Merkez Bankası'ndaki değişiklikleri konuşacağız. Başkan neden değişti? Değişim dövize ve diğer endekslere nasıl yansıyacak? Bütçenin Şubat'ta fazla vermesi ama cari açığın artması nasıl açıklanacak? İşsizlik durumu ve kripto para ve emtia cephesindeki son durumları Profesör Doktor İbrahim Halil Ekşi hocamızla 16.30'da canlı yayında konuşacağız. Hocam iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Hayri Bey. Finans gündeminde yine beraberiz. Hafta sonu bugün ama gündem yoğun. Bu gündem yoğunluğunda izleyenlerimize bununla ilgili sizin önemli fikirlerinizi, beyanatlarınızı vermeye çalışacağız. Hocam öncelikle yakın zamanda birkaç gün öncesi işte bir gece operasyonuyla beraber Merkez Bankası'nın değişimi söz konusu, başkanının değişimi söz konusu oldu. Bu konu piyasaları nasıl etkileyebilir? Yoksa o başkanda değişme ihtimali var mıdır? Piyasaların beklentisi ne? İnsanların beklentisi ne? Bizi yönetenlerin beklentisi ne hocam? Bunlarla konuya bir giriş yapabiliriz hocam. Buyurun söz sizin. Teşekkür ediyorum Hayri Bey. Takip eden arkadaşlara selamlarımı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Şimdi yaklaşık son 2,5 yılda 3 başkan değiştirdik Merkez Bankası anlamında. Erdem Başçı'nın görev süresi dolmuştu. Erdem Başçı'nın yerine Sayın Çetinkaya atandı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Çetinkaya uzun bir süre devam etti. Ardından Sayın Çetinkaya'nın yerine Sayın Uysal getirildi Merkez Bankası başkanlığına. İşte yaklaşık 7-8 ay oldu yanlış hatırlamıyorsam Sayın Uysal'ın getirildiği. Sonra Profesör Doktor geçen akşam Şahap Kavcıoğlu hocamız Merkez Bankası Başkanlığı'na uygun görüldü. Şimdi gerek Merkez Bankası, gerek SPK, gerek borsa bunlar önemli kurumlar. Finansal piyasaların olmazsa olmaz kurumları ve bunların başkanlarının şu veya bu gerekçeyle, şu veya bu nedenle değiştirilmesine çok iyi gözle bakılmıyor. Bir defa onun altını çizelim. En önemli husus bu. Hatta biz bunu birkaç defa dile getirmiştik takdir edersiniz programlarımızda. İzleyen arkadaşlar takip etmişlerse. Özellikle öngörülebilirlik açısından, şeffaflık açısından, politikaların stabilitesi açısından, istikrarı açısından başkanların değişmesine çok olumlu gözle bakılmıyor finansal piyasalarda. Yeni başkan, en son başkan Sayın Uysal ne yapmıştı? Politika faizleri ne %8'lere kadar düşürmüştü biliyorsunuz. En son gider ayak politika faizleri geçen işte 200 bas puan arttırıldı. %19'a çıkartıldı biliyorsunuz. Onun ardından birkaç gün önce başkan tekrar değiştirildi ve Kavcıoğlu hocamız getirildi Merkez Bankası Başkanlığı'na. Daha önce de benzer bir olay yaşanmıştı. Yani bu yaşadığımız ilk bir şey değil. Biliyorsunuz işte Çetinkaya'nın tabiri caizse başkanlığına sebep olan da yine bu hareketlerdi. Kurlardaki hareket, enflasyondaki hareket, Amerika ile olan işte gerginlik, papaz gerginliği vardı biliyorsunuz yaklaşık 1,5 yıl öncesinde. Dolayısıyla bu tür hareketleri sık yaşar olduk. Ama dediğim gibi başkanların değişmesi, şu veya bu gerekçeye değişmesi, tabii takdir Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ancak değişmesi finansal piyasalar açısından, istikrar açısından, öngörülebilirlik açısından çok önemli. Ancak şunu ifade edelim, yeni başkan ayağının tozuyla bankalarla bir görüşme, toplantı yaptı online. Çevrim içi bir toplantı yaptı tüm bankaların genel müdürleriyle. Bu olumlu bir gelişme. Artı bana göre farklı bir politika izlemeyeceğini, sıkı para politikasına devam edeceğini, enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağını deklare etti gelir gelmez ayağının tozuyla. Bunlar önemli gelişmeler. Bana soracak olursanız
çok ciddi bir politika değişikliğine gidileceğini zannetmiyorum. Yeni başkan gelse bile. Çünkü Merkez Bankası'nın öncelikli hedefi fiyat istikrarı biliyorsunuz. Açın Merkez Bankası'nın sayfasını. İlk karşınıza çıkacak şey Merkez Bankası'nın asıl hedefi fiyat istikrarını sağlamaktır der. Fiyat istikrarı demek de kabaca enflasyon demek biliyorsunuz. Dolayısıyla enflasyon hedefi işte 23'te %5'lik %6'lık bir enflasyon hedefimiz var. Bu hedefi tutturuncaya kadar sıkı para politikasına devam edeceğiz dedi Sayın Yeni Başkan Kavcıoğlu hocamız. Dolayısıyla başkan değişse bile politikaların çok değişeceğini zannetmiyorum. Bunu da bu birkaç günlük, iki gün oldu yanlış hatırlamıyorsam, cuma günü akşamıydı. İki günlük şeyde izlediği, işte verdiği demeçlerde, sosyal medyaya verdiği demeçlerde çıkartıyoruz. Çok ciddi bir politika değişikliği olacağını zannetmiyorum. Ancak dediğim gibi politika değişikliği olmasa bile yani sıkı para politikasını sürdürseniz dahi efendim piyasalar bunu çok doğru algılamıyor. Yani veya çok ciddi bir gerekçe olması lazım belki piyasaların yorumlaması açısından başkanların değişmesini gerektirecek çok ciddi bir gerekçe olması lazım. Ancak dediğim gibi Sayın Yeni Başkanımız o gün görüldü. Ben önümüzdeki hafta bir hareket bekliyorum. Yani piyasalar Hayri Bey bu tür değişikliklerin tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum öcünü bir şekilde alır. Yani çünkü Merkez Bankası politikası değişmez. Kolay kolay değişmez. Efendim çünkü çok fazla bir şey yok. Yani Merkez Bankası'nın politika değişikliğine gidecek çok fazla bir argüman yok. Çok fazla koz yok ellerinde. Evet, para politikası araçları var. Açık piyasa işlemleri var biliyorsunuz Merkez Bankası'nın yaptıkları. Ancak bunlarla bir noktaya kadar gelebiliyor. Onun dışında yine politikayı belirleyecek, piyasayı belirleyecek dış faktörler önem kazanıyor, önem arz ediyor. İlk etapta bunları söyleyebilirim Hayri Bey. Ben birçok siyasileri de takip ediyorum hocam. Kendilerinin tweetlerini ve gündemlerini de takip ediyorum. Bugün Bağımsız Türkiye Partisi'nin Genel Başkanı Hüseyin Başbey bir tweet attı. Herhalde dün akşam atmıştı. Tweet çok ilginçti. Bunu da kısaca değerlendirirsek bence güzel olur diye düşünüyorum. Diyor ki, madem iyi değildi bunu niye atadın? Madem bu iyiydi bunu niye atamadın? Madem senin hiç suçun yok, niye birini atıyorsun? Madem hepsi suçlu, kendini niye atamıyorsun? Gibi sorular sormayın demiş Hüseyin Başbey de. Yani hakikaten böyle Merkez Bankası gibi Türkiye'nin yarınlarını etkileyecek en önemli kuruluşun başkanını daha geleli herhalde birkaç ay oldu. Çok uzun bir süreç oldu. Kasım'dan 7 ay oldu. Faizler ciddi manada arttırıldı. En son yine 200 baz puan faizlerin arttırılmasıyla beraber de ben aynı zamanda da ticaretle uğraşıyorum hocam. Şunu gözlemliyoruz biz piyasada. Artık birçok iş yerlerinde ticaretin durduğunu, zaten insanlar bu pandemi dönemiyle beraber ciddi manada sanal alışverişe yönlendirildi hocam. Bu sanal alışverişler de özellikle piyasalarda iş yapan iş yerlerinin, dükkanların, birçok yerin ciddi manada müşterisiz kalmasına, alışverişsiz kalmasına, hatta birçoğunun kapanmasına kadar gitti hocam. Bu noktada hocam şuna da değinebilecek olursak, burada siz söylediniz Merkez Bankası'ndaki bu değişiklik gelecek haftalarda piyasalarda bir etkisini göreceğimizi söylediniz. Ama politikalarda bir değişikliğe yeni başkanın gitmeyeceğini de söylediniz. Evet, tahminim öngörüm. Burada evet bu döviz fiyatlarının faiz artışıyla beraber aşağı çekilmesiyle bir miktarda olsa hazineye döviz girişi oldu. Bu döviz girişi sizce devam eder mi? Yani bu dövizdeki düşme devam edebilir mi? Veya olması gereken şu anda atıyorum doların veya euronun olması gereken rakamlar buralar mıdır? Beklenti
ekonomik beklenti daha mı farklıdır? Bunu da sormak istiyorum size bu noktada. Çünkü yeni başkan da biz bunlarda herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğiz dedi. Ama bir yandan da faizler arttırıldıkça da bu hemen en ufak bir değişiklikte ne oldu? 6.80'lere kadar düşmüştü galiba. Bir anda 7.50-7.60'ları değil mi? Yeniden gördük. Yani sanki bu tedbirler piyasaların kabul etmediği tedbirler gibi hocam. Yani piyasa neyi kabul edebilir? Yani piyasada ne olursa döviz düşebilir. Yani bu gidilen yol doğru mudur hocam sizce? Şimdi Hayri Bey, bizim çok kronik 300 açıklar dediğimiz açıklarımız var. En önemlisi bütçe açığı ve dış ticaret açığı. Veya daha kaba bir ifadeyle cari açık. Şimdi ne yazık ki uzun yıllardır biz bu 300 açıklarla yaşamak durumunda kalıyoruz. Yani açık büyük olunca sizin bu açığı kapatacak dış finansmana ihtiyacınız oluyor. İşte zaten Merkez Bankası'nın da faiz arttırmasının esas gerekçesi bu. Yani dış finansman. Bakınız şu anda Amerikan doları cazip. Tahvil fiyatları, tahvil getirileri yüksek seviyelerde. Tüm para, likitte efendim gelişmiş ülkelere kayıyor. Şimdi sizin para bulmanız için, bulabilmeniz için daha doğrusu parayı cazip hale getirmeniz gerekiyor. Parayı cazip hale getirmenin yolu da veya müşteri bulabilmenin yolu da daha doğru bir ifadeyle efendim faizleri yükseltmek. Tipik bir bakış açısıyla, kapitalist bakış açısıyla bunu söyleyebiliriz. Ancak gelin görün ki işte bunun sonu yok. Yani bu nereye kadar sürdürülebilir? İşte orası soru işareti. Yani faizleri yükseltirsiniz, para çekersiniz. Başka bir ülke sizden bir puan, iki puan daha fazla faiz verir. Efendim, o para oraya gider. Sonuç olarak para dediğiniz şey çuvallarda gelmiyor ki. Kayıtlarda. Yani işte sermaye yatırımları diyoruz bunun adına veya portföy yatırımları diyoruz. Para çok çabuk kolay el değiştiriyor. Çok çabuk. Saniyeler içinde para, atıyorum Borsa İstanbul'dan işte Şangay piyasasına gidiyor mesela. Veya işte Dow Jones Endeksine gidiyor. Neyse işte bir yerlere gidiyor para. Dolayısıyla yani bir de işin öbür tarafından bizim bağımlılığımız arttı. Ne yazık ki. En büyük sorun bana göre bağımlılık. Yani yabancı paraya olan bağımlılık. Bunun çok temel, en temel nedeni daha doğrusu bence aşırı şekilde dış borçlanma. Bugün 500 milyar dolara yakın dış borcumuz var. Ve hala da borçlanıyoruz. Hala da borçlanıyoruz. Borçlanmaya devam ediyoruz. İşte yapısal reformlar dediğimiz kendi kaynaklarımıza dönme olayı olmadıkça, yani bunu kısmen de olsa yapıyoruz. İşte enerji piyasasında, enerji sektöründe yapıyoruz, telekomünikasyonda yapıyoruz, savunma sanayinde yapıyoruz, kısmen de olsa yapıyoruz millileşme hamlelerini. Ancak çok yeterli değil bunlar. Bunların oranlarının arttırılması lazım. Bugün Türkiye ne yazık ki çok ciddi bir şekilde efendim enerjiye para veriyor. Hatta geçen sene biliyorsunuz yaklaşık 25 milyar dolarlık altın çektik biz. Altın ithalatı yaptı. 25 milyar dolar. Ne yaptık bu altını? Ben soruyorum. Yani altın bir sanayide çok aşırı kullanılabilecek bir ham madde değil. Bir bakır gibi, ne bileyim, bir çinko gibi bir şey değil yani. Dolayısıyla Türkiye'nin bu dışa bağımlılığını bu anlamda azaltacak, daha sürdürülebilir, daha milli politikalar ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben. O zaman bizim işte çok Merkez Bankası'yla belki işimiz kalmayacak, çok yabancı yatırımcıyla işimiz kalmayacak. Bakınız Türkiye'nin CDS puanları, daha önce de konuşmuştuk, 310'larda şu anda. Çok yüksek bir seviye. Yani yabancı yatırımcı tedirgin, Türkiye'yi yatırım tam anlamıyla risksiz yatırım yapılabilir bir ülke statüsünde görmüyor. İşte Fitch'di, S&P'di, işte Moody's'di, farklı derecelendirme şirketleri var biliyorsunuz. Bunlar da her ne kadar işte görünümümüzü negatiften durağına çevirmiş olsa da notumuzu değiştirmiyorlar. Hal böyle olunca dışarıya bağımlılık biraz daha artıyor. İşte bu anlamda yani daha milli, daha yerel, daha kendimize dönük politikalar uygulamamız gerektiğine inanıyorum ben. Bunun da dediğim gibi kısmen yapıyoruz ama şu anda çok yeterli değil. Onun için piyasalar çok ciddi etkileniyor. Ben dedim işte onun için önümüzdeki hafta ben
kurlarda bir hareket bekliyorum, açık konuşayım. Yani dışarıda çok ciddi bir kur hareketini gerektirecek bir neden olmadığı müddetçe, yani tamamen içeriden iç dinamiklerle dövizi, kurları değerlendirdiğimde ben önümüzdeki hafta bir hareket bekliyorum. Özellikle yabancı yatırımcıdan. Çünkü dediğin gibi ya da yabancı yatırımcı Merkez Bankası Başkanı olsun, SPK Başkanı olsun, ne bileyim işte Borsa Başkanı olsun falan, bunları bunların artış değişmesini, başkanlarının değişmesini çok şık karşılamıyor. Çok iyi karşılamıyor. Sizin gerekçeniz ne olursa olsun, biz yapılan bir şeyin kötü niyetle yapıldığını kesinlikle düşünmüyoruz. Yani burada onu ifade edelim. Ancak gelin görün ki çok bir işe yaramıyor. Hatta belki de ters tepiyor. Bunu gözlemliyoruz biz. Yani sonuç olarak başkanın, zaten biz geçen hafta konuşmuştuk biliyorsunuz, 100 bas puan, herkes bekliyordu bunu. Niye 200 bas puan yaptı? Buna önden yüklemeli deniyor Hayri Bey. Önden yüklemeli, yani önden hızlı arttıralım ki yarın bir gün daha acı bedellerle karşılaşmayalım diye Uysal Başkan böyle yaptı. Efendim, kötü mü yaptı? Hayır, belki kötü yapmadı ama sonucunu bakıp göreceğiz. Biz de merak ediyoruz. Yani finansal piyasaları bu iş nereye gidecek diye soruyor bir izleyicimiz. Bu işin nereye gideceğini kimse bilmiyor. Bir defa önce onu söyleyelim. Şimdi biz finansçılar olarak, Hayri Bey, türev piyasalardan, future'du, opsiyondu, swap piyasalarından az çok kurları tahmin edebiliyoruz. Az çok ama. Veya teknik analiz yapıyoruz, kurları tahmin edebiliyoruz. Ancak şunu ifade edelim bu vesileyle. Kur tahmini yapmak çok zor bir şey. Yani kurlar önümüzdeki sene şu olur. Yani geniş bir mant verilebilir. Tamam mı? Yani mesela bugünlerde 7.30'larda dolar TL, doğru mu? Ben size geniş bir bant veririm. Atıyorum önümüzdeki hafta 7.30'da 7.70 arasında veya 7.10'la 7.70 arasında diye 60 kuruşluk bir bant veririm. Ama bu bandı kimse 10 kuruşa indiremez. Yani çok zor bu şey, bunu tahmin edebilmek. Çünkü dediğim gibi piyasalar birbiriyle o kadar çok entegre ki, yani işte Polonya Merkez Bankası, geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam Polonya'ydı, faiz arttırımına gitti mesela. Tamam mı? Yanlış hatırlamıyorsam Polonya olsa gerek. Yani bunu tahmin edemiyorsunuz. Dolayısıyla bizim aynı ligde top koşturduğumuz ülkeler, işte buna amatörlük deyin, ikincilik deyin, ne derseniz deyin, adını siz koyun. Gelişmekte olan ülkeler diyoruz bizim onların literatürde. O ülkelerdeki bir hamle, bir puanlık, iki puanlık işte faiz artışı hemen paranın oraya kaçmasına neden oluyor. Dolayısıyla sizin ülkenizden para çıkıyor. Para çıkınca arz azalıyor, para miktarı azalıyor. Para miktarı azaldığı için de kurlar yükseliyor. Bu kadar basit. Yani bunu tahmin edemiyorsunuz. Bu kurları tahmin etmek çok çok zor bir şey. Yani dediğin gibi yani başkan değişiyor birdenbire. Dediğin gibi sorgulamıyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. Yani başkan tabii ki değiştirebilir. Yetkisi Cumhurbaşkanı'nın elindedir. Ancak bunu benim gibi piyasalarda şaşkınlıkla karşılıyor. Onu demeye çalışıyorum sadece. Yani ne oldu acaba diyor. Altına bir şey aramaya çalışıyor şeyler. Söyleyin lütfen. Yabancı yatırımcılar veya yatırımcılar. Bizim bilmediğimiz bir şey mi var diyor adam. Tamam mı? Ne oluyor Merkez Bankası'nda diyor. Bence çok bir şey olduğu yok. Yani politika devam edecek. Yeni gelen başkanın ilk beyanatlarından bunu anlıyoruz. Yani politikanın değişeceğini zannetmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Temmuz-Ağustos gibi enflasyonda ve dolayısıyla faizde bir düşüş bekleyenler çoğunlukta. Yani bu bize nasıl yansır? Kurlarda hafif bir geri çekilme görebiliriz. Çok olağanüstü bir durum olmazsa. Bütün dünyada Rusya için... Evet. Az önce bahsettik zaten kısmen buna. Dünya ülkeleri esasında millileşmeye gidiyorlar. Yanlış anlamayın. Yani dedim ya, biz de kısmen yavaş yavaş uyguluyoruz bu millileşme hamlelerini. Dünya da böyle yapıyor.
Dünyada en son Pakistan'daki olayı biliyorsunuz hocam. Pakistan bile dedi ki Çin'deki uygulanan model dedi halkın refahını arttırmaya yönelik, ülkelerin gelişmesini arttırmaya yönelik bir model ve biz de Pakistan olarak artık dedi bu modeli uygulayacağız dedi. Burada mesela en son Pakistan'da bu milli parayla ilgili söylem söz konusu olmuştu hocam. Hocam bu milli para nedir? Peki bu milli paraya biraz girelim biz bence vaktimizin el verdiği ölçüde. Bu milli paraların ülkelere ve insanlığa faydası nedir? Milli paralarla ticaret nasıl yapılır? Milli paramız olduğu zaman biz bu Amerikan dolarından, yabancı para piyasalarından kurtulur muyuz? Bizdeki yatırımcı da o zaman kendi ülkesindeki paraya daha fazla değer verir mi hocam? Buna da değinebilir miyiz? Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Milli para dediğiniz şeyi literatüre kazandıran, hakkını teslim etmek gerekiyor. Merhum Profesör Doktor Haydar Başbey. Milli ekonomi modelini yanlış hatırlamıyorsam 2005 yılında deklar etti. Kitabını çıkarttı. Milli ekonomi modeli kitabını çıkarttı. Biz bu zamana kadar milli para diye bir şey hemen hemen duymamıştık. Efendim veya yerli para biliyorduk ama milli parayı tam anlamayabiliyorduk. Milli para dediğimiz şey bir ülkenin kendi emek ve üretiminin karşılığı olarak kendi merkez bankasında bastığı para. Bir daha tekrar ediyorum. Milli para dediğiniz şey bir ülkenin kendi emek, üretim, mal ve hizmet karşılığında basmış olduğu para. Ve bu paranın efendim kontrolü sizin elinizde. En önemli faktör bu. Milli paradaki en önemli argüman bu. Bakınız biz bugün dolara niye hükmedemiyoruz? Euro'ya niye hükmedemiyoruz? Çünkü kontrol bizim dışımızda değil. Bizim dışımızda. Bizim elimizde değil, yanlış anlamayın. Kontrol para babalarının tabiri caizse spekülatörlerin, yatırımcıların, Fed'in her neyse efendim ellerinde. İstedikleri an yani işte borsamızdan veya finansal piyasalarımızdan çıkıyorlar. Miktar azaldığı için fiyat artıyor, kurlar yükseliyor. İstediği zaman uygun görürlerse arkadaşlar tabiri caizse giriyorlar piyasaya. Efendim piyasada para bollaşıyor, döviz bollaşıyor, döviz aşağı düşüyor. Dolayısıyla milli paranın en önemli özelliği kontrolünün bizim elimizde olmasıdır. Onun için Pakistan, onun için Çin, onun için Rusya kendi milli parasıyla ticaret yapıyor. Bakınız bugün biz dış ticaretimizin çok büyük bir kısmını, %90'ların üstündeki kısmını rezerv para dediğimiz efendim dolar ve euro ile yapıyoruz. Ama biz dolar ve euro yaptıkça dolara ve euroya değer kazandırmış oluyoruz. İster istemez bir değer kazandırmış oluyoruz. Ve kontrolü bizim elimizde olmadığı için de müdahale edemiyoruz. Bakınız ben bu anlamda dış ticaret yapan arkadaşlara, firmalara tabir yerindeyse acıyorum. Düşünsenize şimdi kurlar 7.60'lardan 7.30'lara geldi. Merkez Bankası'nın kimse 200 bas puan, %2 yani arttıracağını beklemiyordu. Herkes %100 bekliyordu. Zaten 100 bas puan bekliyordu. Yani %17'den 18'e çıkacak diye bekliyordu. Ama birdenbire 19'a çıktı. Dolayısıyla kurlar tepki verdi. 7.20'lere kadar geldi kur dolar TL. Şimdi düşünün bu adam yani ihracatçı, dış ticaretle uğraşan firma 7.60'dan 7.50'den bağlantı yaptı. Kurlar bir hafta içinde 7.20'ye geldi. Şimdi zaten kar marjları çok düşük. Yani biz bir şey demeye de korkuyoruz yanlış anlamayın. Yani iyi kötü fikir soruyorlar bize. Evet kesinlikle bu yatırım tavsiyesi değildir zaten söylüyoruz. Ya diyorsun benim öngörüm şu diyorsun. Düşecek, artacak, stabil kalacak falan. Ama seni yalancı çıkartıyor tabiri caizse piyasa veya gelişmeler. Dolayısıyla yani işin bir de reel sektör ayağı var. Dolayısıyla yani bunu takip etmek, bunu tahmin etmek efendim çok zor. İşte onun için milli paraya geçiyor insanlar. Yanlış anlamayın. Yani kontrolü sizin elinizde olmayan bir şeyle alışveriş yapmak çok zor bir şey. Bir sorumuz daha var. İşte evet teşekkür ediyorum hocam.
bu milli paralarla ticaret onun için çok önemli. Biz de yavaş yavaş geçiyoruz biliyorsunuz. Yani Türkiye olarak biz de yavaş yavaş geçiyoruz. Ancak gelin görün ki bizim yaptığımız yerli parayla milli paralarla ticaret esasında tam anlamıyla milli paralarla ticaret değil. Bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Niye? Çünkü biz TL'mizi, kendi paramızı, kendi emek ve üretimimiz karşılığında basmıyoruz. Biz TL basabilmek için Merkez Bankamıza döviz koyuyoruz veya altın koyuyoruz. Onun karşılığında TL basıyoruz. Dolayısıyla o altına ve dövize, özellikle dövize çok ciddi faiz veriyoruz. Yani evet, piyasada dolaşan bir TL var. Ancak gelin görün ki bu tam anlamıyla milli para değil. Onu demeye çalışıyorum. Normalde bir ülkenin ürettiği 100 birimse 100 birim karşılığı da TL basması lazım ki efendim piyasa can çekişmesin. Şu anda piyasa tabiri caizse can çekişiyor. Bakınız geçenlerde bir haber yansıdı. İşte Merkez Bankası kuyumculardan işte teminat anlamında veya teminat adı altında işte belli bir miktar şey çekecek diye, altın çekecek diye bir haber yayınlandı. Doğru mudur, yanlış mıdır, spekülasyon mudur bilmiyoruz. Yani ben de merak ediyorum ne olacak, altından ne çıkacak diye veya belki de az para kas bir haberdir bilmiyorum. Çünkü takip ettiğiniz mi bilmiyorum Hayri Bey. Böyle bir şey duydum ben haberlerde. Hatta birileri çıktı yalanladı, şu anda gündemde öyle bir şey yok ama şu anda gündemde böyle bir şey yok ama 6 ay sonra veya 1 yıl sonra olmayacağına kimse garanti veremiyor. Ha böyle bir şey varsa bile, olacaksa bile temel gerekçesi bu işte. Yani TL basabilmek. Yani Merkez Bankası'na işte neyse 3 ton, 5 ton, 10 ton her neyse efendim altın koyup o altının karşılığında TL basabilmek. Bunun Türkçesi diyeyim. Haber doğruysa. En başta, bu parayı hocam biz sadece altın karşılığını basabiliriz. Rahmetli Profesör Doktor Haydar Başbey'in bu konuda Milli Ekonomi Modeli adlı eserinde ben kendisinin birçok kongresine de katılmıştım. Bunun biz yeraltı kaynaklarımızı ve yapmış olduğumuz devletin emek ve üretiminin karşılığı olan parayı da milli para olarak hazneye koyabileceğimizden bahsediyordu burada. Bu yeraltı kaynaklarımızı işte uluslararası mahkemelerde tespit ettirip yani Merkez Bankası'na da bunun karşılığında milli paranın basılabileceğinden bahsediyordu. Bunu hocam bu müthiş bir fikir bence. Dünya piyasaları bunu nasıl görür hocam? Bu en kolay yoldan nasıl yapılabilir? Bu konuda nasıl bir yorumunuz olur hocam? Şimdi esasında biz bunu yapmışız. Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra bunu yapmış. Bu yapılmayan bir şey değil. Yani yapılamayacak bir şey de değil. Yanlış anlamayın. Çünkü madenler bizim madenlerimiz. Her ne kadar ortada bu 2023 yüzyıl falan lafları dolaşsa da ben inanmıyorum o laflara. Çok asla asları yok. Veya en azından bilimsel veya bir gerçekliği yok. Efendim. O 2023 şeyleri bana göre hikaye gibi geliyor. Çünkü çıkartan çıkartıyor. Şu anda işte konumuz maden değil ama işte Ağrı'da ciddi bir şeyler maden faaliyetleri var. Altın madeni faaliyetleri var devletimizin. Yani bunlar yapılamayacak şeyler değil Hayri Bey. Yanlış anlamayın. Yani ancak milli kaynaklarımızı devreye sokmak tabir yerindeyse birilerini rahatsız ediyor. Birilerini rahatsız ediyor. Çünkü birileri Türkiye'ye çok kolay para satıyor. Çok kolay para satıyor. Çok kolay getiri elde ediyor. Bu kaynaklarının kesilmesinden korkuyorlar. Bana göre en büyük neden bu. Yani birileri efendim bunu istemiyor. Dış kaynaklar, dış güçler diyelim bunun adına. Kabaca içeriden böyle bir hainlik olmaz efendim. İçeride herkes bu vatanın evladı. Ama işte biz bunu devreye sokmadıkça da bu çileleri çekeriz. Onu demeye çalışıyorum. Yani bu gittiğimiz yol ne yazık ki siz Sayın Kavcıoğlu'nu da hocamı da atasanız, başka bir hocayı da atasanız
izleyeceği politikalar, ben de tasarız, yanlış anlamayın. Marmara'da bir arkadaşım vardı, arıyorum az önce. Yardım işte Erişah Hoca biliyorsunuz, üst düzey bir görevde. İşte Kavcıoğlu Hoca geldi, o da Marmara kökenli. Ondan sonra benim de atasanız, bırakın Marmara'yı, kim atarsanız atayım, izleyeceği politikalar belli, yanlış anlamayın yani. Yani ben de atasanız bugün, Sayın Cumhurbaşkanı ben de atasanız, öyle bir şeyimiz yok, yanlış anlamayın da. Ama yani politika belli, ben de bankalarla bu anlamda toplantı yapacağım. Efendim işte piyasa oyuncularını yanında tutmaya çalışacağım. İşte şeffaflık, öngörülebilirlik falan filan. Ama sonuç olarak şey değişmeyecek. Yani Türkiye'nin bir politika değişikliğine ihtiyacı var bana göre. Başkan değişikliğinden ziyade bu politikaları, milli politikaları uygulayacak bir politika değişikliğine, rota değişikliğine ihtiyacı var. Ekonomik anlamda söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani onun için milli paralar ticaret önemli. Yani Merkez Bankası Başkanı tabii ki önemli. Yanlış anlamayın. Yani ancak Merkez Bankası Başkanı'nın daha yerel, daha milli politikalar izlemesini bekliyoruz bu anlamda. Bakınız işte biz dediğim gibi milli paralar ticaret konusunu çalışıyoruz birkaç arkadaş. Esasında Merkez Bankası'nın yapması gereken esas iş ne biliyor musunuz? Ben buradan hocamı da tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başarılarının devamını diliyorum hocamın. Ama bana göre ilk yapması gereken iş bizim dış ticaret yaptığımız ülkelerin merkez bankalarıyla koordinasyon kurup milli paralarla ticareti daha üst seviyeye taşıması lazım. Çünkü burada milli paralarla ticaret konusunda merkez bankaları kilit rolde Hayri Bey. Yani atıyorum biz işte Polonya'yla, biz Macaristan'la, biz İngiltere'yle dış ticaret yapıyoruz. Ciddi dış ticaretler yapıyoruz ülkelerle biz. Yani dış ticaret hacmimiz fena değil. Ama işte dolar üzerinden veya euro üzerinden giderseniz bunun çok bir anlamı olmuyor. Size bir katkısı olmuyor. Kaldı ki kur riski diye bir şey var bugün Hayri Bey. Az önce bahsettim işte. 7.60'lardan birkaç gün içinde 7.20'lere geldi. Şimdi bu çok ciddi bir risk. İhracatçı açısından ve tabii ki ithalatçı açısından çok büyük bir risk. İşte bu riski de minimize etme adına ben yeni başkanın yerinde olsam kesinlikle yapacağım ilk iş, tabii ki bankalarında toplantı yap, işte piyasa oyuncularıyla toplantı yapsın, eyvallah, şeffaflık, öngörülebilirlik, piyasayla iletişim önemli, sonuna kadar katılıyorum buna. Ama bana göre ilk yapması gereken işlerden bir tanesi Sayın Başkan'ın bizim özellikle yakın dış ticaret yaptığımız, yani ithalat ve ihracat hacimlerimizin birbirine yakın olduğu ülkelerle, ülkelerin merkez bankasıyla daha doğrusu bir protokol yapıp, bir işbirliği yapıp efendim o ülkeler arasında kendi milli paramızı kullanmak. O zaman ithalatçının kafası rahat edecek. Ha, benim arkamda Merkez Bankası var diyecek ithalatçı veya ihracatçı. Yani korkusuz, kaygısız ihracatını gerçekleştirecek. Şu anda adamın eli yüreğinde ya. %3 ile %5 ile çalışıyorlar Hayri Bey, yanlış anlamayın. %30, %40 karlar bitti ya. Ya ben sanayinin içinden gelme bir insanım. Efendim, dolayısıyla az çok sanayiyi biliyorum. Efendim, arkadaşlarımla fikir alışverişinde bulunuyorum. Burada hareketle konuşuyorum. Eskiden %30-40 karlar varken adam %5, %10 kur farkı düşünmüyordu. Ne olacak diyordu. %10'da diyordu, kura gitsin diyordu icabında, tamam mı? Ama şu anda kar marjları %5, %10 Türkiye'de. Yani şu anda varsa %30, %40 şey şapka çıkartırım kar marjıyla çalışan firma veya sektör. Yok böyle bir sektör. Dolayısıyla zaten kar marjları düşük. Bir de bunu kura kurban verirseniz adam boşa çalışmış oluyor. O zaman işte finansal piyasalara gidiyor adam. Yani düvenini, dezgahını kapatıyor, iş yerini kapatıyor, işçilere bay bay diyor efendim. Onun için işsizlik artıyor memlekette, yanlış anlamayın. Ben finansçı olduğum için daha rahat konuşuyorum. Siz finansal piyasaları cazip kılmaktan ziyade reel piyasaları cazip kılmanız lazım. Hem istihdam, hem işte vergi, hangi açıdan bakarsanız katma değer, hangi açıdan bakarsanız bakın, reel sektör, reel piyasalar finansal piyasaların önünde olmalıdır. Bugün ne yazık ki finansal piyasalar öne geçmiş, kurlar, borsa bilmem ne öne geçmiş, işte üretim, ihracat arka planda kalmış bugün Türkiye'de. Yani zaten yapısal reformla dediğimiz şeylerin özü de bu.
Yani finansal piyasalar tabii ki önemlidir. Kurlar, borsa, enflasyon, işte faiz, maiz. Önemsiz demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ancak ülkeye değer katan, ülkenin refah seviyesini yükselten finansal piyasalardan ziyade reel piyasalardır. Onun için reel piyasalara önem vermek gerekiyor. Onu demeye çalışıyorum. İşte onun için de yeni Merkez Bankası yönetiminin, başkanının kesinlikle ve kesinlikle dış ticaretimizin yakın olduğu, ithalat ve ihracat yani mal alışverişimizin yakın olduğu ülkelerle, ülkelerin Merkez Bankası'yla milli paralarla ticaret hamlesini gerçekleştirip protokolünü imzalıyorlar. Sözleşme mi? Ben bunun yasal formatını bilmem. Hukukçu değilim. Ancak bu merkez bankalar arasındaki iletişim, koordinasyon olursa milli paralarla ticaretin tam anlamıyla gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz Hayri Bey. Evet, şimdi burada tabii artık dövizde her artışta piyasa artık şunu görüyor. Bu döviz yayınımızın da artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu son sorumuz olsun hocam. Dövizdeki her artışta artık insanlar diyor ki ha tamam, Merkez Bankası bu faizi arttıracak, dövizi belli bir yerde tutmaya çalışacak. Dövizi belli bir yerde tutmanın Türkiye'ye ne karı var? Bunu tutarken bu faizleri aşırı derecede arttırmak reel piyasaya, yani fabrikalara, işletmelere, halka, asgari ücretliye, işçiye, emekliye, bunun yansıması nasıl olacak? Bu arada da Yüksel Bey'in ikinci sorusuna da cevap vermiş oluyoruz. Artı bir de şu çok gündemde hocam, bu bir soru dedik ama bunu da sormadan etmeyelim. İnsanların şöyle bir endişesi de var artık. Yani piyasa zora girdiğinde bugün nasıl ki altıncılara devlet dedi ki bunun artık bir söylem mi, reel bir durum olduğunu bilmiyoruz ama mesela kaldıraçlı piyasalarda dedi ki ben şey uygulayacağım. Nedir? Stopajı uygulayacağım dedi mesela. Çok doğru bir karar. Evet. Çok doğru bir karar. Burada para kazanan bir şey varsa diyor devlet vergisini versin diyor. Haklı. Yanlış anlamayın. Evet. Artı evet. Bana göre bu kaldıraçlı işlemlerde işte Forex, FX piyasada falan bunlar da bilmeyen girmesin diyor devlet ya. Yani bence lafın hepsi deliye söylenir. Hayır Bey, bizim burada bir laf vardır. Lafın hepsi deliye söylenir. Devlet diyor ki ya diyor giriyorsanız girin bu piyasaya. Eyvallah, ben arkanızda değilim efendim. Ve diyor vergisini alırım diyor. Ha belki işin içine vergi girerse, ben öyle yorumluyorum en azından. Hem devlet kazançlı çıkar burada. Benim için önemli olan devlettir. İki, devlet burada böyle ne derler? Böyle bir mesaj vermeye çalışıyor. Ya bak diyor, buraya çok girme diyor bana göre. Yani çünkü burada çok ciddi kayıplar var. Yani kulaktan dolma bilgilerle. %97. Tabii canım, yani resmen kulaktan dolma bilgilerle ya. Yani gerek yok. Biz birikimlerimizi çok zor bir araya getiriyoruz Hayri Bey, yanlış anlamayın. Şu olabilir mi peki hocam? İnsanlar bu piyasalara girerken acaba bankada parasını tutmaya korkuyor olabilir mi? Mesela bir kuyumcuda dedi ki çok sağlam şu anda bizim. Son hocam, bankadaki paralarımıza devlet el koyar mı? Koyabilir mi? Koymak isterse yapar mı? Koyamaz mı? Böyle bir şey mümkün değil. Hayır, öyle bir şey düşünmeyin. Yani felaket tedbirleri yapmaya ne gerek var? İyi kötü devlet bizim devletimiz bir defa. Yani sonuna kadar bir ihtiyaç olursa devletimizin arkasındayız. Yanlış anlamayın. Bu Türk milletinin hepsi böyledir. Siz benden daha iyi bilirsiniz bu. Biz devletine, milletine sonuna kadar bağlı bir ülkeyiz. Yani ihtiyaç olduğunda sonuna kadar bütün birikimlerimizi vermeye de hazırız bu anlamda devletimiz için. Ancak devlet buna niye el atsın ki? Yani öyle sansasyonel şeylere girmeye gerek yok Hayri Bey. Ama şunu demeye çalışıyorum. En başta bir soru vardı da kurlarla ilgili. Bizde kurlardan Hayri Bey enflasyona çok ciddi bir geçiş var. Yani kurların artması demek enflasyonun artması demek. Onun için kurları belli bir seviyede veya düşük seviyede tutmaya çabalanıyor Türkiye'de. Yani enflasyon artmaması için. Çünkü az önce bahsettim ya, çok ciddi ithal bağımlısı bir ülkeyiz. Enerji de olsun, işte ne bileyim tarım ürünlerinde olsun falan, çok ciddi dışa bağımlıyız. Bu da
dolarla euro ile oluyor. Bunların artması demek, kurların artması demek efendim, enflasyonun da artması demek beraberinde. İşte onun için kurlar belli bir baskılanma mı diyelim, ne diyelim, düşük tutulmaya çalışılıyor kurlar veya belli bir bantta tutulmaya çalışıyor. Dar bir bantta yalnız. Geniş bir bantta değil. Yani 7-8 bandından bahsetmiyorum, yanlış anlamayın. Atıyorum 7-30-7-50 bandından bahsediyorum. Bu bant dar olursa efendim herkes daha rahat ediyor. Çünkü dalgalanma zaten olur. Buna getirebileceğiniz bir çözüm yok. Sizin elinizde değil ipler Hayri Bey. Kurları burada tutmanın tek çaresi faiz mi hocam? Yani bunu şimdi kurları faiz. Düşük tutmanın başka çaresi yok mu hocam? İşte siz eğer Hayri Bey reel sektörü, reel piyasaları ön plana çıkartamazsanız, yani dış ticaret fabrikaları, işletmeleri orada çok başarılı olamazsanız kendinizi bu piyasalarda buluyorsunuz işte. Bu piyasaların da tek anladığı şey faiz. Üzgünüm ama yani en büyük koz faiz. Yani o zaman da faizlerin artması beraberinde çok başka sorunları getiriyor. Yani bugün çoğu insan faiz yükü altında. Özel sektörden tutun da hane halklarına kadar çoğu insan borçlanmış durumda ne yazık ki. Bunların harcamaları, yükleri artıyor. Dolayısıyla şu anlamda ne yazık ki tek çözüm faiz gibi duruyor bu bakış açısı. Evet. Hocam sizi yorduk pazar pazar. Önemli gündemler vardı. Son söyleyeceklerinizi de alıp yavaş yavaş programımızı kapatabiliriz. Son söz sizin hocam. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben bu vesileyle tekrar yeni başkanı tebrik ediyorum. Dediğim gibi yeni başkanın işi çok kolay değil. Farklı bir politika izleyeceğini tahmin etmiyorum. Ancak finansal piyasalar bu başkan değişikliğini ne yazık ki çok ani değişiklik veya sık değişiklik diyelim bunun adına çok masum algılamayacaklardır. Ve burada da bunu da kura yansımasını ben bekliyorum. Çok geniş bir çerçevede değilse bile efendim kura önümüzdeki hafta özellikle yansımasını bekliyorum. Onun için bizi izleyen kardeşlerimiz, takipçilerimiz buna dikkat etsinler. Yani finansal piyasalara tahmin etmek çok zor bir şey. Yani rakam istemek, öngörü dediğin gibi yani S&P bile Fitch bile o kadar imkana sahipler, bilgi birikimine sahipler. Buna rağmen Türkiye'nindeki kur tahminlerini yükselttiler mesela veya büyüme tahminlerini yükselttiler. Dolayısıyla finansal piyasalara tahmin çok zor bir şey. Lütfen çok kimseye güvenmesinler diyorum son söz olarak Hayri Bey. Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Selamlar, saygılar hocam. Gelecek programda görüşünceye kadar değerli izleyicilerimiz şimdilik Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Finans gündeminden iyi akşamlar. Bu akşam saat 16.30'da Profesör Doktor İbrahim Halil Ekşi hocamızla Merkez Bankası'ndaki değişiklikleri konuşacağız. Başkan neden değişti? Değişim dövize ve diğer endekslere nasıl yansıyacak? Bütçenin Şubat'ta fazla vermesi ama cari açığın artması nasıl açıklanacak? İşsizlik durumu ve kripto para ve emtia cephesindeki son durumları